Merhaba arkadaşlar. Bugün anlatım teknikleri ve düşünceyi geliştirme yolları üzerine bir ders gerçekleştireceğiz. İlk önce arkadaşlar anlatım teknikleriyle başlayacağız dersimize. Başlayalım. Arkadaşlar ilk önce şundan bahsedelim. Anlatım tekniklerinde açıklayıcı anlatım, tartışmacı anlatım, betimleyici anlatım ve öyküleyici anlatım karşımıza çıkacak. Başlayalım arkadaşlar şuradan hemen. İlk önce arkadaşlar şundan bahsetmek istiyorum düz anlatım ve sanatlı anlatım olarak ikiye ayırmış. Bunun mantığı şu ilk önce bunu bahsedeyim arkadaşlar. Ondan sonra başlayacağım hemen anlatım tekniklerini. Şimdi arkadaşlar amacımız karşı tarafa bilgi vermekse mesela deneme, makale, fıkra gibi yazılar yazarız. Burada da arkadaşlar kullanmış olduğumuz teknik açıklayıcı anlatım tekniği ve tartışma anlatım tekniği olacak. Ama amacımız sanat yapmaksa arkadaşlar ne tarz metinler yazarız? Hikaye, roman, şiir gibi metinler yazarız değil mi? O zaman da arkadaşlar kullanacağımız anlatım tekniği betimleyici anlatım ve öyküleyici anlatım olarak karşımıza çıkacak. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi açıklayıcı anlatım tekniği ile başlıyorum. Birincisi açıklayıcı anlatım tekniği arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada karşı tarafa bir konu üzerine bir konuda Bilgi vermek istiyorsak kullandığımız e, teknik açıklayıcı anlatım tekniği olması gerekiyor. Burada arkadaşlar bilgi verdiğimiz bilgi bir kere nesne olmak zorunda. Hani herkese kabul edilen e, bilgileri burada işlememiz lazım arkadaşlar. Karşı tarafa bilgi vermek amacıyla e, eğer ki bir metin yazıyorsak burada kullandığımız teknik açıklayıcı anlatım tekniği oluyor. Bakalım arkadaşlar mesela soru üzerinde daha iyi anlaşılır bunlar. Bakalım. Şimdi. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır diyor. Bakalım arkadaşlar şimdi psikoloji bilinç bilimi olarak başladı ve 19. yüzyıl biliminin uygulayıcısı ve doğa sentezi olarak gelişti. Psikoloji dalında gözlemciler kişisel bilinçlerinin esrarını çözmeye ve diğerleriyle karşılaştırmaya başladılar. Arkadaşlar şurada metnin tamamına bakarsak kafamızda ne şekilleniyor? Psikoloji bilimi ile ilgili arkadaşlar genel olarak açıklama yapılmış bilgiler verilmiş. Bu bilimin başlangıcı ve daha sonra işte nasıl gelişmesiyle ilgili bilgiler vermiş. Daha sonra da arkadaşlar gözlemcilerle ilgili bilgiler vermiş. Yani bu da daha çok bilgi verme olduğu için buna biz açıklayıcı anlatım tekniğinden yararlanmış diyebiliriz. Geçelim arkadaşlar tartışmacı anlatım tekniğine. Şimdi arkadaşlar herkesin belli konularda bir düşüncesi vardır ee, ve sen bu düşünceyi karşı tarafa ispatlamak için e, karşı tarafında senin gibi düşünmesini istiyor istiyorsan eğer ki bir metin yazarsın bu tarz metinlerde de kullanmış olduğun teknik tartışmacı anlatım tekniği olacak ee, burada arkadaşlar kendi düşünceni evet ileri sürüyorsun ama aynı zamanda karşı tarafın düşüncesini de çürütmen lazım bu tarz arkadaşlar metinlere metinlerde kullanılan tekneye biz tartışma canlatım tekniği diyoruz. Burada arkadaşlar daha çok sözde soru cümleleri karşımıza çıkar. Mesela böyle böyle olsa daha doğru olmaz mı şeklinde. Karşı tarafında senin gibi düşünmesini istiyorsun arkadaşlar. Bu tarz cümlelerle, sözde soru cümlesiyle karşı tarafında senin gibi düşünmesini istiyorsun. Yani ikna olmasını kolaylaştırmak istiyorsun. O yüzden bu tarz sözde soru cümleleri kullanılabilir. Ama oysa fakat gibi arkadaşlar sözcüklerde, bağlaçlarda çokça kullanılabilir. Bakalım arkadaşlar mesela sorusuna. Dünyanın yedi harikası olur da üç kıtada yüzyıllarca hüküm sürmüş. 600 yılı aşağının varlığından geri olan üstü bir kültür hazinesi bırakmış. Osmanlı'nın yedi harikası olmaz mı? Arkadaşlar olmaz mı? Bak az önce dedim ki sözde soru cümlesi karşımıza çıktı bak. Hemen karşımıza çıktı burada. Bu tarz sözlü soru cümleleri metinde para, parçada karşımıza çıkması lazım. Gerçi tarihçiler, sanat tarihçiler ve mimarlar varken en önemli 7 Osmanlı eserinin hangileri olduğuna ben karar verecek değilim. Ancak okuduklarımdan ve gördüklerimden hareketle tamamen kişisel bir bir oluşturmamın önüne bir engel yok sanırım diyor. Yani buna kimse engel olamaz demek istiyor. Ve arkadaşlar daha sonrasında da ne yapmış? Kendisine göre arkadaşlar 7 tane Osmanlı'dan kalan e, tarihe eserleri sıralamış. Şimdi arkadaşlar burada e, yazar ne yapmak istiyor? Dünyanın yedek harikası olur da diyor Osmanlı'nın olmaz mı? Kendi düşüncesi olması gerektiği yönünde ve bunu e, bize ne yapmış arkadaşlar? Geçirmek için bir parça yazmış. Burada da arkadaşlar tartışma canlatım tekniğinden yararlanmıştır diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar sanatsal metinlerde e, kullanılan tekniklere geldik. Burada betimle canlatım tekniği ve arkadaşlar öyküle canlatım tekniği var. Şimdi bunu arkadaşlar aslında e, ikisini birlikte işleyelim. E, Betimleyici ve öyküleyici. Şimdi arkadaşlar bir metin var, karşınızda bir parça var. Bu parçayı okudunuz ve kafanızda, zihninizde arkadaşlar bir şey şekillenmesi lazım. Ne şekillenecek? Bir fotoğraf karesi şekillenecek arkadaşlar. Ya resim yapma diyoruz ya da fotoğraf diyoruz arkadaşlar buna. İkisinin de fotoğrafın da resmin arkadaşlar ortak özelliğinde hareketsiz olması. Bu sözcük çok önemli arkadaşlar burada. Zihnimizde canlananlar, yani okuduğumuz zaman zihnimizde canlananların hareketsiz bir şekilde canlanması lazım arkadaşlar. Zihinde fotoğraf çekme ya da e, resim yapma diyebiliyoruz. betimleyici anlatım tekniği ile ilgili arkadaşlar. Sana bakalım arkadaşlar. Kenar mahalleler, birbirine geçmiş yaslan, yaşlan, yaslanmış tahta evler. Kiminin kaplamaları daha kararmış, kiminin balkonu biraz daha eğilmiş, kimi biraz daha çömelmiştir. Hepsi hastadır. Onları seviyorum çünkü onlarda kendimi buluyorum. Arkadaşlar okuduğumuz metinde mesela zihnimizde ne canlandı? Bir kenar mahalle canlandı ve kenar mahalledeki evleri ne yaptı arkadaşlar? Bize aslında betimledi. Yani betimledi derken onları bize fotoğrafını çekti aslında. Ve bunları arkadaşlar ne demiştim? Hareketsiz değil mi? Şimdi kenar mahalle yani bir mahallenin hareket etmesi ya da evlerin hareket etmesi zaten olan dışı olduğu için arkadaşlar. Burada hareketsiz bir şekilde bizim zihnimizde canlanıyor. Peki arkadaşlar. O zaman öyküle canlatım tekniğine. Hemen öyküleyici canlatım tekniğine gidelim. Arkadaşlar az önce demiştim ya hani e, okuduğumuz zaman zihnimizde bir şeylerin canlanması lazım diye. şimdi öyküle canlatım tekniğinde de aynı şey var. Yine bir canlandırma yapıyoruz. Zihnimizde bir kurgulama yapıyoruz. Ama bu sefer kurguladığımız şeyler zihnimizde olan şeyler arkadaşlar hareket edecek. Daha çok o zaman bu tarz metinlerde fiiller fiiller, hareket bildiren e, sözcükler daha fazla kullanılacak. Az önce e, evler ve kenar mahalledeki evler daha doğrusu ki mahalle ve evler hareket etmiyordu değil mi? Şimdi bakalım bir hareket eden bir şeyler var mı? İki ihtiyar bahçeye sandalyelerini koydu. Bir kere arkadaşlar bak bir hareket var hemen. Ağır, titrek hareketlerle sandalyelerine kurularak kurulmaları yani hazırlanma, oturmak için hazırlanmaları uzaklaşan bir trenin sesiyle maziye daldılar. Bir ara sözleşmiş gibi irkilerek irkilmeleri bir hareket bildiriyor. Birbirlerine baktılar. Bakmaları hareket bildiriyor. Arkadaşlar bu tarz yine biz bunu okuduğumuz zaman evet iki tane ihtiyar bir tane işte iki tane yine bahçe var. Orada sandalyelerini falan oluşturuyorlar. Bak zihnimizde yine bir şeyler canlandı arkadaşlar. Ama bu canlanmada ne var? Hep bir hareket var. İki ihtiyar şöyle hareket ediyor arkadaşlar. O yüzden buradaki anlatım tekniğimiz arkadaşlar öyküleme olarak karşımıza çıkacak. Şimdi arkadaşlar düşünce geliştirme yollarına geçelim. Burada da arkadaşlar tanımlama, karşılaştırma, tanık gösterme, örneklendirme, benzetme ve sayısal verilerden yararlanma olarak alt başlıklar göreceğiz. Başlayalım arkadaşlar. Şimdi tanımlama nedir tanımlama? Arkadaşlar bir varlığın ya da bir kavramın en temel özellikleriyle anlatılması yani tanıtılması. Bizim ilkokulda kullandığımız sözcükler vardı arkadaşlar. Türkçe sözlükleri hatırlarsınız belki. Orada A'dan Z'ye kadar bütün işte varlıkların, kavramların, eşyaların her şeyin tek tek kısaca ne yapılırdı arkadaşlar tanıtılırdı. Bize bu şeylerin, bu sözcüklerin ne olduğunu öğretmek için daha çok bu aklımıza gelsin bizim tanımlamada. Arkadaşlar bu nedir? Kimdir? sorularına cevap vermesi lazım. Okuduğumuz zaman bir cümlenin nedir, kimdir sorusuna cevap vermemiz lazım. Ne değildir, kim değildir diye şey yapıyor sormuş arkadaşlar. Mesela biz bir şeyi anlatırken şu şu olmayandır şeklinde tanımlama yapabiliriz. Ama yapmıyoruz. O yüzden ne değildir ve kim değildir. Yani olumsuz halleri çok fazla karşımıza çıkmaz arkadaşlar. Daha çok bu nedir ve kimdir. Nedir ve kimdir sorularına cevap veren halleri karşımıza çıkar. Bakalım arkadaşlar. Mesela örnek vermiş. Şiir, duygu ve düşüncelerin bir bütünlük içerisinde dizelere aktarılmasıdır. Şiir nedir ya da şiir kimdir diye sorduğumuz zaman arkadaşlar burada canlı olmadığı için nedir diye sormamız daha mantıklı oluyor. Şiir nedir arkadaşlar soruyorum. Şiir, duygu ve düşüncelerin bir bütünlük içerisinde dizelere aktarılmasıdır. Şeklinde cevap alabiliyorsak burada arkadaşlar tanımlama yapılmıştır. Neyin tanımlaması yapılmış? Hemen gösterelim. Şiirin tanımlaması yapılmış arkadaşlar. Karşılaştırma ile devam edelim arkadaşlar. Şimdi karşılaştırma arkadaşlar bizim bir e, hatamız demeyelim de karşımıza çıkan bir eksikliğimiz var burada. Şimdi o da şu arkadaşlar. Karşılaştırma deyince sadece eksiklikler aklımıza geliyor. Yani iki nesne karşısında e, arasında arkadaşlar karşı, karşılaştırma yapıyorsak bunların arkadaşlar birbirlerinden farkları sanki değerlendiriyoruz gibi. Ama hayır, sadece fark yok arkadaşlar. Benzer özellikleri de benzer özellikleri de arkadaşlar bahsedilebilir. Mesela bunu bilmemiz lazım. Yani sadece karşılaştırmalar değil, e, farklar değil daha doğrusu benzer özellikler de arkadaşlar bahsedilebilir. Oysa ise gibi bağlaçlarda arkadaşlar kullanılabilir. Örnek üzerinden gidelim hemen. Dinleme edimi hakkıyla yapabilmeniz için diyor. Kendinizi geliştirmeyi bilinçli olarak istemelisiniz. Duymak ve dinlemek arasında önemli bir fark vardır. Arkadaşlar mesela şurada hemen bir ampul yanması lazım zihnimizde. Niye? Çünkü duymak ve dinlemek arasında bir fark vardır diyor. O zaman arkadaşlar duymak ve dinlemeyi birazdan ne yapacak? Karşılaştıracak. Duymak kulaklarınızın ses titreşimlerini algıladığı anlamına gelir. Ancak bu ses titreşimlerini beyninizde yorumlamanızı ve sonra uygun bir karşılık vermeniz gerektiği içindir ki dinlemek duymaktan sonraki bir durumda durumun sonucu olarak ortaya çıkıyor. Yani duymak ve dinlemek arasındaki arkadaşlar fark. İlk önce duymak sonra dinlemek arkadaşlar şeklinde karşımıza çıkmış. Burada karşılaştırma yapmış arkadaşlar. Geçiyorum arkadaşlar diğerlerine. Tanı gösterme. Şimdi arkadaşlar tanı gösterme ve örneklendirme birbirine çok karıştırılıyor arkadaşlar. Onu da ikisini birlikte anlatacağım şimdi. Arkadaşlar belli bir konuda bir görüşünüz olabilir yine aynı şekilde bahsedeyim. Belli bir konuda görüşünüz olabilir. Bu görüşünüzü arkadaşlar desteklemek için siz örnekler verirsiniz. Yani bu diğer ismini dayanaklar da diyebiliriz buna. Mesela dayanaklar gösterebilirsiniz. Mesela şu şekilde. Türk edebiyatının önemli e, sanatçıları vardır. Bunlara işte Ahmet Haşim, Ziya Gökalp gibi isimlere örnek verebiliriz dediğiniz zaman zaten ne yapmış oluyorsunuz arkadaşlar. Ahmet Haşim ve Ziya Gökalp sen burada örnek vermiş oluyorsun. Şimdi burada senin ilk e, düşüncen neydi? Türk edebiyatında önemli sanatçıların olması değil mi? Sen önemli sanatçılar vardır dedikten sonra bu isimleri vererek kendi düşüncene bir dayanak göstermiş oldun. Şimdi arkadaşlar ama tanık göstermeyle arasındaki fark şu. Tanık gösterme dediğimiz zaman bir isim söylüyoruz ya mesela Ahmet Arşim gibi Ziya Gökalp gibi ya da Ömer Seyfettin gibi arkadaşlar tanık gösterme olabilmesi için bu bahsettiğimiz kişinin bir sözüne bir ifadesine yer verilmiş olması lazım yani bunu arkadaşlar biz kişi artı o kişinin sözü diyebiliriz. Tamam mıdır arkadaşlar? Bu da Ahmet Haşim demiş. Bu konuda da der ki diye. E, şiirden manı aramak birbiri eti için avlamaya benzer demiş. Yani gereksiz bir iştir anlamında. Yani şiirde manı aramak, anlam aramak arkadaşlar gereksizdir. Sen çağrışımlara bak demek istiyor burada. Arkadaşlar burada dediğim gibi kişi artı söz varsa bu tanı gösterme. Ama arkadaşlar sadece sadece kişi varsa söz yoksa arkadaşlar biz buna ne diyeceğiz arkadaşlar? Örneklendirme diyeceğiz. Şurada karşımıza çıkıyor yine. Örneklendirme diyeceğiz. Bakalım mesela. Dayanak oluşturmak, somutlaştırmak diyebiliriz. Burada gördüğümüz gibi. Şu örneğine bakalım arkadaşlar bunun. Şimdiki. An dersini özgün kılan bir özellik. Çevremizdeki sıradan nesneleri kişileştirip diyor. Bir masal kişisine dönüştürmesidir. Öykülerinde küçücük nesneler besin niteliklerini hiç yitirmeden insanlarınkine benzer serüvenler yaşar. Kuşun asker mesela arkadaşlar bak örnek vermeye başladı. Yıkımdan yıkıma sürüklenirken göz ve iyimserliğinden bir şey yitirmez. Tencere vurulur, çömlek ve masa konuşur. Bunun yanında Andersen bize kişileri de hiç kişileri hiç de masalsı sayılamayacak oldukça gerçekçi masallarda anlatır. Eski ev, kapıcının oğlu şeklinde yine Andersen'in arkadaşlar masallarından örnekler vermiş. Ama Andersen'in sözüne yer vermiş mi arkadaşlar? Hayır. Burada söz olmadığı için sadece örnekler olduğu için arkadaşlar örneklendirebiliriz. Ama söz de olsaydı tabii ki az önce gördüğümüz gibi tanık gösterme diyecektik. Benzetmeye geçelim arkadaşlar. Benzetme. Arkadaşlar burada da iki kavramı benzer yönleriyle arkadaşlar ee, diğer başka bir varlığa benzetmemizdir benzetme. Burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken şey şu küçük özellik yani küçük varlık büyük varlığa benzetilir arkadaşlar her zaman. Mesela ay gibi parlıyordu derken mesela parlaklık konusunda birisi aya benzetilmiş Burada verdiğim örnekte arkadaşlar. Şimdi hiçbir şey ayın parlaklığından daha parlak olamayacağı için küçük e, kavram büyük kavrama yani aya benzetiliyor. Bakalım tanımını da okuyalım bunun. Kendi yani, tanımını. Bir varlığın herhangi bir yönüyle kendinden daha güçlü bir varlığa benzetilmesidir. Yani küçük kavram büyük kavram gibi düşünebiliriz. Bu tür anlatımlarda e, gibi misal sanki güya kadar tıpkı adeta sözcükleri sıkça kullanır. Mesela arkadaşlar ne deriz? Çıta kadar hızlı koşuyordu mesela arkadaşlar. Mesela bir atletten bir sporcudan mesela bahsediyoruz arkadaşlar. Şimdi buradaki sporcu arkadaşlar küçük kavram ama çıta daha hızlı olduğu için daha büyük kavram olduğu için arkadaşlar kişi burada çıtaya benzetilmiştir. Geçelim arkadaşlar sayısal verilerden yararlanma. Şimdi arkadaşlar yine burada bir araştırmanız, bir düşüncenizi arkadaşlar karşı tarafa geçirmek istiyorsunuz. E, yaptığınız araştırmanın doğruluğunu, geçerliliğini ispatlamak istiyorsunuz. Bunun için de arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Sayılardan yararlanıyorsunuz. Sayılar kullanıyorsunuz. Karşı tarafa bunu ispatlamak için mesela ne yaparsınız? Sayılar kullanırsınız. Önemli bir bakalım arkadaşlar. Büyüleyici, büyüleyici karmaşasından ayrı olarak beyin tüm tanımlara meydan okuyan büyük bir kapasiteden başka bir şey değildir. 7 ton ağırlığındaki arkadaşlar bak sayılar kullanmaya başladı. 7 ton. Kire bilgisayarları bir saniyede 400 milyon hesap yapsa bile bak arkadaşlar ikinci sayı. Beynin bir dakikada yapabildiğini başarabilmesi için 100 yıl gerekli Bak bir araştırma yapmış mesela bu araştırmanın doğruluğunu, geçerliliğini ispatlamak için arkadaşlar sayılardan yararlanmış bu şekildeki bu şekildeki kullanımlarda da arkadaşlar biz sayısal verilerden yararlanma diyoruz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.